Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Bu adam diğerlerinden çok farklı. Evinde onunla birlikte onlarca hayvan yaşamakta. Çünkü o bir hayvan dedektifi. Tarzı birazcık ilginç ama işlerini büyük bir titizlikle yapıyor. Dedektifimize yeni bir iş çıkacak. Gece yarısı bir futbol takımının maskotu olan Yunus çalınıyor. Durumu fark eden görevliler ilk olarak polise haber veriyor. Ama içlerinden biri hayvan dedektifine bir şans vermesini istiyor. Dedektif kendisine gelen çağrıyla birlikte hızlıca harekete geçiyor ve olay yerine gidiyor. İnsanlar bu gülünç adamın hareketlerini algılamakta zorlanıyor. Ama o işini yapmaktan oldukça mutlu gözüküyor. Herkesin gittiği bir anda havuzun filtrelerini kontrol ediyor. Ve burada parlak bir taş buluyor. Bunun iyi bir ipucu olacağını düşünerek yanına alıyor. Ve ardından polislerle konuşmak için karakola gidiyor. Polisler bu gülünç adamı dikkate almayınca o da hacker olan farklı bir arkadaşından yardım istiyor. Yapmış oldukları incelemelerde yakın zamanda bir su tankı ve balıklarla ilgili olan bir adama ulaşıyorlar. Bu güzel kadın adamın kendisini rezil edeceğini bile bile onu partiye soktu. İçeride onlarca milyoner konuk vardı ve adam aralarında oldukça fazla sırıtıyordu. Bu partiyi düzenleyen adam şehrin en zengin insanlarından biriydi. Ve dedektif ondan şüpheleniyordu, bir bahane bularak aralarından ayrıldı. Amacı Yunus'u bulmaktı. Gizlice akvaryumun bulunduğu yere kadar gitti. Adamın herkesten sakladığı ve gizlice tuttuğu şeyin Yunus olduğunu düşünüyordu. Ama o şey bir köpek balığı çıktı. Ve adam canını zor kurtardı. Partiden çıkarken adamın yüzüğü dikkatini çekti. Üzerindeki taş ile havuzdaki bulduğu taş aynıydı. Daha sonra bu yüzüğün bir zamanlar takımda oynayan herkese verildiğini öğrendi. Eksik taş olan yüzüğü bulursa hırsızı da bulabilecekti. Dedektif akıl hastanesine girebilmek için deli taklidi yapıyor. Doktor adamın bu durumuna oldukça inanmış gibi duruyor. Daha sonra kadın hastaneyi tanıtırken adamın uyuduğunu düşündü. Onu rahat bırakıp gezmeye devam ettiler. Dedektif ise bu fırsatı değerlendirerek içeriye girdi ve araştırma yapmaya başladı. Yunus'u çalan kişinin eski bir futbol oyuncusu olduğundan artık emindi. Ama adamı yıllardır gören kimse olmamıştı. Daha sonra polis müdüresiyle bu adamın arasında bir bağ buldu. Ama bağın ne olduğunu bir türlü anlayamamıştı. Taki köpeğini görene kadar, adamın cinsiyet değiştirip polis müdüresi olduğunu bu şekilde anladı. Daha sonra polis müdüresini gizlice takip etti. Sonunda Yunus'un yerini bulabilmişti. Yunus'la birlikte futbol takımının en iyi oyuncusunu da kaçırmıştı ve intikam almak istiyordu. Neyse ki dedektif onları durdurmayı başardı ve bütün polislerin gözü önünde bu kadının aslında bir erkek olduğunu gösterdi. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.